Evet, soru şu Münir amca. Biliyorsun günümüzde bir takım insanlar türemeye başladı ve sayıları her geçen gün arttı. Hazreti Ali'nin hayatına baktığımız zaman radıyallahu anh, onun zamanında da bir takım insanlar çıktı ve Hazreti Ali'yi öldürerek sözde Allah yolunda hicret, yani doğru bir şey yaptıklarını, cihat ettiklerini sandılar. Ama cehennemin dibinde boyladılar. Bugünkü Hazreti Ali'yi öldüren harici zihniyetin de hayatta olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerine bakarak tamamına vakıf olmayarak oy kullanan kafir, oy kullanmayı normal gören kafir, polis kafir, asker kafir, yani önüne gelen kafir bir tek kendilerini Müslüman olarak gören ama bu kendilerini Müslüman olarak gören harici tayfasının içine baktığın zaman birbirlerini de tekfir eden bir zihniyet. Bu zihniyeti bize açıklar mısınız? Allah razı olsun. Cümlemizde. Şimdi bahsettiğimiz İslam'ı törpüleyen Müslümanların birliğine engel olan hadis inkarcılığı gibi işte bu harici zihniyet, harici kafanın da Müslümanların birliği önündeki engellerden biri olduğunu söyleyerek başlayalım. Ancak Mehdiyet geldikten sonra artık nasıl hadis inkarcılığı yakın bir zaman sonra tarihin çöplüğüne atılacaksa, nasıl gizli şirkin mekanı haline gelen tarikatlar tarihin çöplüğüne atılacaksa, bu bahsettiğimiz harici zihniyet de yakın bir zaman sonra tarihin çöplüğüne atılacak. İlk başta harici zihniyet Hazreti Ali'nin Sıffin Savaşı'nda ortaya çıktı. Bunlar Hazreti Ali'nin Muaviye tarafıyla yapılan Sıffin Savaşı'nda şu vakadan sonra karşı tarafın mızrakların ucuna mushaf parçalarını takmalarından sonra ya bunlar da Müslüman biz niye savaşıyoruz diye bir anlık bir duraklama yaşanıyordu. Savaş Hazreti Ali tarafından kazanılacağı halde savaş durdu. Bunun üzerine taraflar bir araya geldiler ve hariciler ilk defa o zaman tarafların hakem kabulüyle bu işi çözmelerinden dolayı hakem kabulü olmaz. Hüküm Allah'ındır. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir diye Maide 44 ile güya delil getirdiler. Ve Hazreti Ali'yi tekfir ettiler. Tabi yanındakileri de hatta karşıdakileri de bütün sahabeleri tekfir ettiler. Aynı bugün demin misal verilen sorudaki misal gibi herkesi tekfir ettiler. Kendileri hariç. Bir tek kendilerini Müslüman ilan ettiler. Aslında bunlar rivayetlerde bize geliş tarzı şu. Bunların ibadetleri, namazları, niyazları, zikirleri, oruçları herkesten fazlaydı. Bu özellikleri de var. Bak dikkat edelim. Bu özellikleri de var. Böyle baktığımız zaman zahiren herkesten daha takvalı. Ama öyleyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır demesine rağmen Hazreti Ali'yi ve etrafındakileri tekfir ettiler. İlk hadise böyle başladı. Tarihi sürece baktığımız zaman işte yine bu hadis inkarcılarının ne kadar saçmaladığına bir örnek olması bakımından söyleyelim. Hazreti Ali bu ayrılıp giden, zaten harici kelimesi oradan geliyor. Ayrılıp gidiyorlar Hazreti Ali'den. O yüzden harici deniyor onlara. Bu haricilerin peşinden yanındakilerden birini gönderiyor. Diyor ki onlara ayetten delil getirirsen anlamazlar. Çünkü zaten onlar ayeti anlamadıkları için, ayeti yanlış anladıkları için, yanlış tevil yaptıkları için bu duruma düştüler. Sen onlara sünnetten delil getir. Ne söyleyeyim ya Ali diye sorduğunda dedi ki siz bu ayete dayanarak hakem tayininin küfür olduğunu söylüyorsunuz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hakem tayin etmişti. Böyle de onlara. Kureyza Yahudileriyle Müslümanlar savaşın sonunda aralarında bir hakem tayin ettiler ve hakemin hükmüne göre hükmolundu. Bunu söyle. Eğer küfür olsaydı Resulullah bunu yapar mıydı? Ve gerçekten de işte sünnetten, hadisten bir delil getirerek haricilerin yanına giden o kimse söylediklerinden sonra o haricilerden 4000'i kendine geliyor, biz ne yapıyoruz diye ve Hazreti Ali'nin saflarına katıldığı rivayetlerde var. Şimdi geri kalansa Nehrevan denilen yerde inatlarından dönmüyorlar. Hazreti Ali ile savaşmaya devam ediyorlar. Hazreti Ali de bunları hepsini
helak ediyor. Kılıçtan geçiriyor. 9 tane kadarı kurtuluyor. Bu 9 tanesinin şerri de bugünlere kadar devam ediyor ama maalesef. Onların yaydığı o şer. Şimdi daha sonra Hazreti Ali'nin şehadetine yine bu hariciler sebep oluyor. Kısacası ilk versiyon böyle. Hariciliğin ilk versiyonu böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de zaten onlarla ilgili hadis-i şerif var. Onların ne kadar akıldan mahrum, nasıl diyelim, kafası çalışmayan insanlar olduğunu hadis-i şerifte anlatmış. Bunlar da hatta nasıl gerizekalı olduklarını ispat edercesine bunların ilk harici diyelim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adil ol diye hitap eden biridir. Ve maalesef bugün, dün bir kardeşimizin sorduğu isim üzerinden söyleyelim, şu kişinin de öyle mi diye, bugün günümüzde yaşayan Türkiye'de güya bir şeyler anlatan o kişi için, o harici zihniyet için. O kişi de bu hadisi, bu utanmaları gereken hadisi övünmek için kullanıyor. Düşünün, diyor ki biz peygambere bile adil ol diyebilmiş insanlarız. Hariciliklerini bu şekilde övünerek anlatan insanlar işte. Ve işte dün bir kardeşimiz, Orhan kardeşimiz sormuştu. Evet, o sorduğu kişi etrafındakilere bu şekilde konuşan birisi. Bunu nereden biliyoruz? Onun yanından ayrılarak gelen bir kardeşimiz anlattı. Daha başka şeyler de anlattı. İşi de otobüslerle adam gönderdiğini de anlattı. Bizzat onların arasından gelen birisi. İşte kardeşlerim, tabii ki kalkıp açıkça bu kişi ben işitçiyim demez ki. Dese biliyor sonra. Biz onun yaptıklarını tasvip ediyoruz ama onlardan değiliz tarzı cümleler kullanıyor. Ama dediğim gibi bize haberleri ulaştı. Zaten sözleri belli, şeyleri belli. Onun için şimdi gelelim hariciliğin ikinci versiyonuna. Tarih süreci bir kısaca geçelim inşallah. İkinci versiyonda Osmanlıların hepsini kafir ilan eden, mürtet ilan eden Abdülvahhab vakasıdır. Vahhabi diyoruz ya, Vahhabi bunlar diye. İşte orada onlar da işi o kadar ileri bir boyuta taşıdılar ki Hazreti Ayşe'nin bile mezarına saldırdılar. İşte kabirleri putlaştırmak anlamında. Evet, bu kabirleri putlaştırma olayında maalesef insanların aşırılıkları var. Ama bunda da bu konuda da hadisler var. Ama bunda da yine ölçüyü kaçırmamak lazım. Usulünü kaçırmamak lazım. Onlar da bütün Osmanlı'yı mürtet olmakla vasıflandırdılar. Maalesef hadis-i şeriflerde bildirilen kafir olmadan Müslüman olan bir kişiye, Müslüman olan bir kişiye kafir dediğiniz zaman o söz size döner kafir değilse şeklindeki hadisten hiçbir korku duymadan çok kolay bir şekilde ona kafir, buna kafir diyebilen insanlar güruhudur bunlar. Düşünün, oy veren müşriktir derken bu kadar rahat olmaları da işte onları bu dairenin içine sokuyor maalesef. Hariciliğin üçüncü versiyonunda zaten günümüzde yaşadık, hepimiz biliyoruz. O versiyon içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlar cehennem köpekleridir dediğini de biliyoruz hadis-i şeriflerden. Ve yine maalesef cahil insanların, hadis inkarcılarının zayıf hadis dedikleri iki tane hadis insanları uyardı. O hadislere bakarak birçok kişi onlara katılmaktan geri durdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem resimlerini çizmişçesine onları öyle güzel tarif etmiş ki lakaplarından, şehir lakabı almalarından insanları koyun gibi boğazlamasına kadar her şeylerini, saçlarının uzunluğuna kadar anlatmış. Küçük bir devlet sahibi olmalarına kadar hadis-i şeriflerde anlatmış. İşte buna da bak, bu şekilde apaçık hadis-i şeriflere de zayıf hadis Amel edin. şeyi koymuşlar maalesef. Bu beğenmedikleri, o cehaletleri yüzünden beğenmedikleri bu zayıf hadisler ortaya çıkıp anlatılmasaydı daha oraya katılacak çok kişi olacaktı. Bunlar dilden dile yayılarak daha sonra katılacak birçok kişiyi engellemiş oldu. İşte bu üçüncü versiyonu zaten anlatmaya gerek yok. Bugün Avrupa'dan gelen kardeşlerimiz diyor ki bu IŞİD yüzünden, DEAŞ yüzünden artık hiçbir Müslümana güvenmiyorlar.
Avrupa'daki insanlar, oradan gelen kardeşlerimiz hep bunu anlatıyor ve çoğu da o yüzden zaten kesin dönüş yapıyorlar. Şimdi inşallah bu üç versiyonun dördüncüsü olmaz. Çünkü İslam alemine çok büyük zarar verdiler. Müslümanlara çok büyük zarar verdiler. İşte bunları bilmediğimiz zaman ne yapmış oluruz? Biz Mehdiyet'i anlatmakta eksik kalmış oluruz. Neden? Mesela bir diyelim ki bu harici kafaya da karşı karşıya geldiğiniz zaman size bir ayet söyler. Maide 44'ü söyler. Ne Mehdi'si der. Ne Mehdi'si ne hali. Kandırıyorlar sizi der. Neden dediğinizde der ki ya tağutu sisteme işte gidip ona yamalanan biri nasıl Mehdi olur hiç düşünmez misin gibi laflar söyler. Ayet söyleyerek seni kafanı karıştırır. Dolayısıyla seni derken yani bütün hepimizi kastediyorum. Dolayısıyla bu konudaki delilleri iyi bilmek lazım ki onların tuzağına düşmeyelim. O yüzden aslında harici kafayı anlatırken biz diğer yandan Mehdiyet'e karşı öne sürülecek argümanları kaldırıyoruz. O saçmalıkları kaldırıyoruz. O saçmalıklar sayesinde maalesef İslam'ın bölünmüşlüğü ortaya çıkıyor. Onlar ortadan kalksa zihinlerden Müslümanların bir araya gelmesi çok daha kolay olacak. Asgari müşterekler artacak. Şimdi burada kendimle ilgili bir misal vermek istiyorum. Ben nasıl diyeyim 25 20-25 yaşlarındayken bizim o devrimizde iki türlü vasıflandırma vardı Müslümanlar arasında. Radikal derlerdi, bir de partici derlerdi. Radikal dedikleri işte oy vermek şirktir şeklinde bahsettiğimiz kesim. Bu küçük bir şey tabii ama ana ön planda olan şey hep buydu. Oy veren müşriktir konusuydu. Onlara radikal diyorlardı. Yani şöyle söyleyelim, hariciliğin o zamanki ismi. Bir de partici diye geçiyordu. Partici de partiler vasıtasıyla işte İslam'ı hakim kılmak şeklindeki düşünceye verilen isimdi. Şimdi burada bir tarafın delil olarak ileri sürdüğü şeyi diğerlerine götürdüğüm zaman hiçbir zaman tatmin edici bir cevap alamıyordum. Bilgisizlik, eksiklik çok kötü bir şey. Daha sonra Allah-u Teala ama acele karar vermedim. Bunu hani bir şu anlamda anlatıyorum. Kendi yaşantımdan kimseyi kötülemek babında söyleyeyim. İnsanın bazı konularda kafası karışabilir. Hani neden karışabilir? Çünkü pirincin içindeki beyaz taşı ayırmak zordur. Pirinç de beyaz, içindeki taş da beyaz. Bu yüzden insanın kafasının karışması anormal bir şey değil. Verilen misalden kafa karışabilir ama bunun doğrusunu araştırıp bulmak için biraz vakit ayırmak lazım. Hemen hükme varmamak lazım. Delil aramak lazım. Ben de o süreçte acele etmedim. Daha sonra başkalarından öğrenemediğim şeyi meğerse cevap önündeymiş. Sonra bir baktım Necaşi örneği önüme çıkınca. Çünkü diğer örneklere bazı bahaneler buluyorlardı. Ve işte Hz. Musa'nın yanındaki şey ortaya çıkınca bu defa bahane de bulamadılar. Çünkü olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında geçiyordu Necaşi olayı. Bu şekilde önlerine olayı koyunca baktım ki sessiz kaldılar. Yani ya da abuk subuk cevaplar vermeye kaldılar. O zaman anladım zaten doğruyu bulduk. Allah bu şekilde doğruyu nasip etti. Şimdi dolayısıyla biz burada bu ölçüye esas almalıyız. Acele etmeden. Madem ki bazı şeyler pirincin içindeki beyaz taş gibidir. Karıştırma ihtimali var. O zaman acele etmeyelim. Çünkü acele ettiğimizde ne yapmış oluruz? Allah adına hüküm vermiş oluruz. Allah'ın verdiği hükme muhalif bir hüküm verdiğimizde de şeytan daha kolay bağını bağlar. Neden? Bak sen böyle demiştin ya daha önce. Şimdi öbürünü söylersen, tersini söylersen sana dönek derler. Sana her türlü şey söylerler diye insana maalesef dönüşünü güçleştirirler. Onun için baştan sabırlı ve araştırarak, delil gözeterek olaya bakmak lazım. Evet, şimdi bu tarihi süreçten sonra haricilikle ilgili şu temel şeyi söyleyelim. Haricilik zihniyetinin, bugün bahsettiğimiz oy veren müşriktir temelinde konuşulan haricilik zihniyetinin tek şeyi, yani kısa bir şekilde tarifini yap derlerse bana, benim tarifim şudur. Cahil cesur olur tanımı içindedir bütün bunlar. Cesur olur, o yüzden de acele eder. Şimdi mesela sürekli bunlardan biriyle karşılaştığınız zaman size oy vermek müşrikliktir, şirktir. Oy verirsen kafir olursun. Hatta vermesen, oy vermeyi normal görürsen yine kafir olursun ve tağutî sistem
kelimeleriyle önünüze çıkarlar bunlar. Bu şekilde söyleyen kişiler sürekli bir ayet önünüze getirir. Maide 44. Dikkat edin, bu ayeti ilk ortaya getiren onlar değildir. Onun için diyoruz ya, her şeyin tarihte aslında bir karşılığı var. İlk getirenler Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali'nin önüne getiren haricilerdir. İşte onun için bugünkülerde onun üçüncü versiyonu diyoruz. Bu hadisi getirirler hemen. Maide 44 nedir? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Evet, aslında biz de bundan farklı bir şey söylemiyoruz ki. Ama bir insan şunu diyorsa Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş mi olur? Evet, Allah'ın hükmü neyse doğru olan odur. Ben de bunu söylüyorum. Bu hükmetmek değil midir? Dilde söylediğimiz şey, gönülden söylediğimiz, dilimizde söylediğimiz şey hükmetmektir. Ama onu uygulamak ayrı bir şeydir. Uygulayabilmek ayrı bir şeydir. Bunun delili nedir? Mesela Allah'ın hükmüyle hükmetmek, hükmetmeyen kafirlerin ta kendisidir kelimesini şimdi alalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanına götürelim. Burada verdikleri örnek şudur, zihinleri yanıltmak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanında Darul Erkam'daydı. Yani Resulullah ve sahabiler Darul Erkam'da, Erkam'ın evinde toplanırlardı. Yani bir çeşit onu işte Müslümanların parlamentosu olarak görerek, müşrikler de Darun Nedve'de toplanırdı. Orada müşriklerin parlamentosu, orada da küfür kanunları geçerliydi şeklinde bir izah verirler. Resulullah Darun Nedve'ye gidip onların arasına katılmadığına göre, soru buydu o zaman. Siz neye göre Darun Nedve'ye katılıyorsunuz? Demek ki müşrik oluyorsunuz. Çünkü burada Darun Nedve ayrı bir şey kurmanız lazım ve oraya katılan müşrik olur. Resulullah katılmadı ki şeklinde getiriyorlar. Eğer öyle olsaydı, biz de diyoruz ki eğer öyle olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müşriklik olarak görseydi, bizim de tabirimiz odur da onların anladığı şekilde değil. Tağuti sistem içinde en yüksek mertebede olan, yani o zamanın kralı konumunda olarak o tağuti sistemin başında bulunan Necaşi, nasıl olur da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ona bütün o küfür kanunlarını uygulamak zorunda kaldığı halde hem bulunuyor hem de uygulamak zorunda. Çünkü zaten tehdit altında. Nasıl oluyor da ona Müslüman nazarıyla bakarak onun gıyabi cenaze namazını kılıyor. Bu hükme göre onun kafir olması, kafir olduğu için de cenaze namazının kılınmaması gerekir. Evet. Madem kılınıyor, demek ki kafir kanunları, küfür kanunları içinde bir insan hem de en üst makamda bile olsa, demek ki o mümin olarak kalabilir, Müslüman olarak kalabilir. Bu düşünceye göre, onların düşüncesine göre kalamaması lazım. Oy veren müşriklikse, oy verilen yerin en üst makamında olan, yani oranın meclisine, onların tabiriyle söyleyecek olursak, oranın meclisine, parlamentosuna girip orada en üst makamda, cumhurbaşkanlığı makamında olan bir Necaşi nasıl oluyor da kafir olmuyor? Allah üçtür diyenlerin ülkesi, Allah üçtür diyenlerin başı, yani şey, yönetimin en üst başı. Yöneticisi, evet, yönetimin başı. Bu kişi kafir olmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili cenaze namazı kılıyor. Ve küfre rıza? Küfre rıza da küfür olduğuna göre, bakın düşünürseniz burada, hatta farkına varmadan bunlar, böyle düşünmekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de küfürle itham etmeleri gerekiyor. Evet. Bu sözün devamı, gereği budur. Madem böyle, eğer o kafirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kafire cenaze namazı kılmış oluyor. Küfre rıza küfür olması hasebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kafir olmuş olur. Haşa. Yani bu nasıl bir şeydir?
Nasıl Tamam, düşünüyorsun? olur, kafanız karışmışsa neden gerçekten delilleri inceleyip gerçek buymuş biz de dönelim o zaman doğru neyse bizim ona sarılmamız lazım neden diyemiyor bu arkadaşlar. Duyanlar için söylüyorum. Olabilir. Dediğimiz gibi pirincin içindeki beyaz taş gibi anlatılıyor çünkü. Çünkü deniliyor ki işte Resulullah yapmadı. Evet Resulullah Darun Nedve'ye girmedi ama Darun Nedve'nin en tepesinde olan kişiyi de kafir ilan etmedi. Kendisi girmemişse de Darun Nedve'nin en tepesinde olan Necaşi'yi kafir ilan etmediği gibi onun cenaze namazını kıldı ve salih bir kardeşinizin vefat ettiğini Cebrail bana haber getirdi dedi. Siz o halde bunu nasıl yapıyorsunuz? Yine Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın yanında Firavun'un ailesinden olan yüksek bir rütbesi olan bir kişinin imanını gizleyen kişi diye geçtiğini görüyoruz. İmanını gizleyen kişi. Eğer o Firavun gibi tağutu sistemin en berbatı olan bir noktada onun yanında yüksek rütbeli olarak çalışan bir kimse kafir olmuyorsa Allah-u Teala onu bize imanını gizleyen kişi diye açıklıyorsa hangi cüretle biz sadece o küfür sistemine ve küfür parlamentosuna girdi diye bir kişiyi kafir olarak nitelendirebiliriz. Yani Hz. Yusuf'a başka bahaneler getiriyorlardı o zaman. İşte Hz. Yusuf oraya Firavun'un emrine girdiyse de hiç efendim haram işledi mi ki falan gibi bahaneler getiriyorlardı. Kimisi de diyordu ki ya onun şeriatı farklı olabilir ama Resulullah'ın şeriatı farklı olabilir gibi bahaneler getiriyor. Peki Necaşi'ye ne bahane getirecekler? Necaşi'nin bulunduğu dönem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı dönem. Ona ne şeriatı farklıdır diyebilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izniyle cenaze namazını bizzat kendisi kıldırmış. Buna ne bahane bulacaksınız? Hani işte hadi sen o zaman güneşi batıdan doğur dediği gibi ayet-i kerimede geçiyor ya. Sen eğer ben de öldürürüm, diriltirim diyorsan hadi güneşi batıdan doğur denilmesi gibi bu tarzda bir örnek vermek istediğimiz için bunu söyledik. Yani aslında olay incelenince o beyaz taş bulunur, ayıklanır. Pirincin içinden o beyaz taş bulunur. Ama acele edip, aa bu böyle görünüyor, pat oraya hemen saldırırsan sonradan tükürdüğünü yalamak zor gelir. Ama eğer tükürmüşsen de onu yalamak gerekir. Gerçeği kabul etmek gerekir. Hak müminin itik malıdır. Usulüne, Resulullah'ın koyduğu bu prensibe dönmek gerekir. Müslüman olmanın şanındandır bu. Kişi kusurunu bilmek gibi irfan olmaz. Olabilir. İşte Hz. Ali zamanında da 12 bin kişinin demek ki 4 bin kişisi pirincin içindeki beyaz taşı görememişti. Hz. Ali'nin gösterdiği delille kendilerine geldiler, döndüler. Bu zamanda da var aynı şekilde. Bunların içinden de birçok kişi gerçeği gördüğü zaman dönüyor. Ama tabii bunları bilip anlatabilmek lazım onlara. Yoksa karşınıza bir ayet getirirler. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Bugün parlamentoda Allah'ın hükmüyle mi hükmediliyor diye bir soru da peşinden sorarlar. Edilmiyor dediğiniz zaman, o zaman demek ki orada o hükmü verenler ne oluyor derler. Kafanızı karıştırır. Birkaç soru sonra size de oradakiler kafir, onlara oy veren kafir, onlara oy vermeyi kabul eden kafir noktasına sizleri de getirirler. Onun için bu gibi örnekleri iyice öğrenmek gerekir. İnşallah bugün vaktimiz fazla kalmadığı için, biraz geç saate kaldığı için yarına inşallah dersin geri kalanını nakledelim. Zaten yarın da yapacaktık çünkü kardeşimiz burada. İnşallah çok güzel anlatacağı şeyler olduğuna inanıyoruz. Her zaman şu çok önemli, biz buraya gelen kardeşlerimizi buradaki ortamı anlattırıyoruz ki, söylüyoruz ki kendilerine, kendileri anlatıyor. Zorlama yok, onu da yanlış anlamasınlar. Çünkü bu şekilde gelip katılan kişinin samimiyeti de buradan ekranlardan yansıyor. Yansıdığı zaman izleyen kişiler diyor ki, ha bak bir kişi daha geldi, bir kişi daha katıldı. Bu ona da bir çeşit cesaret veriyor. Bu kınayanın kınamasından korkmadı geldi de bu sadece Allah'ın kınamasından korkarak bu davaya katıldı da bana ne oluyor diye kendine soru sorup inşallah zamanla onların da bu hak davaya yönelmesine sebep oluyor. Onun için biz şimdilik burada bitirip kardeşimize bırakalım. Yarın devam edeceğiz inşallah. Allah'ın selamı hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Amin. Münir amca, konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Onu Buyurun. da isterseniz yarın devam edelim. Şimdi biz anladık ki
küfür parlamentosunda bulunan her kişi kafir diyemiyoruz. Evet. Bunun örneği hadislere baktığımız zaman Resulullah'ın hayatında Necaşi'dir. Kur'an-ı Kerim'de de bulduğumuz kadarıyla daha varsa da Allah Çok bize önemli. Beş, göstersin. beş altı tane örnek Evet. var aslında. Ben kendi bulduğum kadarıyla diyeyim. Allah'a sanırım. Firavun'un sarayındaki o hizmetli olan kişi, yani tağuti sistemin başı olan Firavun'un sarayındaki kişiye Rabbimiz Yüksek rütbeli kişi yani. Evet. imanını gizleyen kişi diye hitap ediyor. Demek ki Evet. o da iman ehli. Evet. Şimdi biz buradan anladık ki her tağuti sistem o başında olanlar veya o yönetimde olanlar kafir diyemiyoruz. Peki günümüz Türkiye'sinde ve başımızda olan kişi hakkında da diyebilir miyiz? Aynı hükümde mi veya diyemeyiz? Yarınki konuda özellikle Türkiye'mizin başında olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey hakkında da bir açıklama yapmanızı istiyoruz. Çok güzel. Zaten oralara da dayanıyor. Çünkü zaten Türkiye'ye mal ederek bunu söylüyorlar. Ülkemizdeki harici zihniyette olan. Mısır'da olanlar Mısır'daki için aynı örneği veriyorlar. Yani ülkeler farklı olsa da zihniyet aynı olduğu için yanlış yere varıyorlar. Dolayısıyla hakikaten ölçü odur. O ölçülerin dahilinde düşündüğümüz zaman hangi tağuti sistem olursa olsun hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmez. Önemli olan burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o andaki davranışıdır. Bizim almamız gereken hani diyoruz ya Kur'an ve sünnet ölçüsü. Bu ölçülere baktığımız zaman olay apaçık ortaya çıkıyor. Ama acele ettiğimiz zaman pirincin içindeki pirinçle beyaz taşı karıştırabiliriz. Sadece acele etmeyip delillere bakmak lazım. İnşallah yarın da bu konuyla ilgili örnekler vererek bu konuyu Tamam. tamamlamış oluruz inşallah. İnşallah.